91 yılında dayım Özgür Gündem, daha doğrusu Yeni Ülke gazetesinde haftalık ikiye henüz muhabir olarak göreve başlamıştı. Daha sonra ben ofis boy olarak göreve başladım. Evimizde bitişik olduğu için her sabah iş yerine gidip geliyorduk. 8 Haziran günü de o günlerden bir gündü. Evimize çok yakın mesafede, iş yeriyle ev arasında, Palo Sokak'ta, Melik Ahmet Caddesi'nde, sabah 8:25 sıralarında ikimiz yan yanayken bir el arabası geçti aramızdan ve yan yana gelirken silah patladı. O kafasından, ensesinden kurşun yemişti. Bir kişiydi, gördüm, tanıklık ettiğim, aramızda 1 metre kadar mesafe vardı. Herhangi bir bağırışma, herhangi bir seslenme olmadı. Hafız dümdüz yolda yürürken kurşun ensesinden girip alnından çıkmıştı. Tabii o anki refleks, ben katilin peşinden gitmiştim. Bir elde bana ateş etmişti. Daha sonra hastane süreci, 2 saatlik bir yaşam mücadelesi verdi. Önce devlet hastanesine, acil bölümüne, yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra Dicle Üniversitesi Fakültesine kaldırdık kendisini. Yaşam mücadelesini 2-3 saat kadar verdi ve hayatını kaybetti daha sonra. Fiziki olarak ortadan kaldırmasının ötesinde naaşına yönelik yapılan saygısızlıktı. Çünkü sadece öldürülmedi Hafız. Hafız'ın naaşı hastaneden aile rızası olmadan kaçırıldı. Mardin Kapı Mezarlığı'na gömüldü. Biz itiraz edince, kabul etmeyince, vasiyeti olduğunu söyleyince doğduğu köye götürdük. Lice'nin Sise köyüne götürdük. Orada da defin sırasında da kanlı kefenle gömmek zorunda kaldık. Çünkü asker cenazeye de saldırdı o dönemde. Biz helalliğini de alamadık, namazını da kılamadık. 1990'lı yıllar Türkiye'nin karanlık bir tarihi. Hem köy boşaltmalar, hem gözaltında işkence ve işkenceyle katledilmeler, faili belli ama faili meçhul diye açıklanan her gün işlenen cinayetler. Dolayısıyla bu coğrafya bir ateş topuna dönmüştü ve Hafız ve özgür basın geleneği içerisinde yer alanlar olan biteni, sadece bu coğrafyadaki kamuoyuna değil, Türkiye ve uluslararası kamuoyuna duyurma gibi görevleri vardı. Çünkü gazeteciydiler. Yani toplumun gözü ve kulağı olma, yaşananları, mağdurları dinleyerek, yaşıyorlarsa, hayattalarsa, gerek failleri ortaya çıkararak, adreslerini bularak veya işte kim olduklarını mağdurların anlatımlarıyla, varsa belgeleriyle ortaya koyarak gazetecilik yaptılar. Tabii bunun bedeli o dönemde sadece Hafız Akdemir değil, bizim görev yaptığımız gazete içerisinde onlarca arkadaşımız, muhabir, işte gazetenin dağıtımcıları, yani bu gazeteyi sadece yazmak yetmiyor, bir de okura ulaştırmak gerekiyor. Bu görevi üstlenenler, dağıtımcılar, hatta okurlarına kadar, yani bu coğrafyada bu tip olaylar yaşandı ve bu gazetenin emekçileri, gazete satan dağıtımcıları ve okurları satırlarla veya silahlarla veya gözaltı baskılarla sindirilmeye veya fiziken ortadan kaldırılmaya çalıştılar. 7,5 yıllık bir cezaevi süreci var kendisinin. Yani biz daha çocuktuk o dönemler. Görüş günlerinde görürdük kendisini. Daha sonra işte gençlik çağına adım attığımız yıllarda da 91 yılındaki şartlı tahliye kararı sonrası aramıza geldi. Tabii kişiliğiyle, ahlakıyla, çalışkanlığıyla örnek bir insandı bizim için, aile için. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ayrıca özgür basın geleneği içerisinde, işte Yeni Ülke ve Özgür Gündem'de çalışabildi sadece. Gazete içerisinde çalıştığım için tanıklığımla veya işte şu an arşivde yer alan haberleriyle çalışkan bir gazeteciydi. Yani bu coğrafyada olanlara kayıtsız kalmazdı diğer arkadaşlarıyla birlikte. İş disiplini veya
nerede bir olay varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa oraya koşan bir refleksi vardı, gazetecilik refleksi vardı. Gazetenin en çalışkan muhabirlerinden biriydi. Ailemizin de en dürüst, en sevilen, en kültürlü üyelerinden biriydi. O tercihi ondan yana yaptılar. Evet, tetiği o dönem biri çekti ama bizim için çok önemli değil. Ama nihayetinde o dönemde bu gazeteden rahatsız olan devletin zirvesi vardı. Nitekim bunun belgesini de o dönemde çalıştığımız Özgür Ülke gazetesinde biz çıkartmıştık. İsmi Cihan Yıldız. Bu şahıs Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da öldürüldüğü operasyonda ele geçen bilgi, belge, dokümanlarda ismi geçiyor. O dönemde Hizbullah'ın cinayet işleme üyelerine vermiş olduğu görevler yazılı talimatla yerine getiriliyormuş ve bu belgelerle açığa çıkmış. O dönemde işte Hafız Akdemir'le birlikte 6 cinayet ve 2 yaralama olayından sorumlu tutulan Cihan Yıldız isimli biri var. Bu kişi Batmanlı. Batman'da ikamet ediyor ve yargılanıyor hala. 2008 yılında Türkiye'nin Interpol yakalama kararı çıkarttığı bir isim. 2008 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde yakalanıyor ve Türkiye'ye getiriliyor. Yargılama yapılıyor. 2019 yılında da tahliye ediliyor. Çünkü avukatlarının işkence, uzun yargılama tutukluk süreci gibi gerekçeleri öne sürerek bir tahliye talebinde bulunuyor. Yergiden yeniden yargılama talebinde bulunuyor. Ve bu talep 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışı yasağı getirilerek tahliye ediliyor. Bu şahıs aramızda şu anda, yani 2008-2019-11 yıllık bir tutuklu süreci var. Bizim nezdimizde bu şahsın bir şey yok. Yani bir çünkü yargılama da doğru düzgün yapılamadı. Yani biz şunu söyledik. Eğer bu kişi gerçekten bu cinayeti işlediyse bir defa öncelikle bir görgü tanığı var. Bu görgü tanığı bu katille bir defa yüz yüze gelmiş. Başka da tanık yok. Mesela ben diyorum yani 11 yıl boyunca bu insan cezaevinde kaldı ve yıllarca da yargılama yapıldı. Adresim belli ve ben yurt dışına da çıkmadım. Orada da yaşamadım. Burada yaşayan biri olarak herhangi bir mahkemeye ben çağrılmadım mesela. Dinlenilmedim. Bir yüzleştirme olmadı. Tetikçinin kim olması önemli değil. Biz şunu diyoruz. Yani çağrılmamasının sebebinin arkasını biz irdelemedik. Ama şöyle bir şey. Biz başından beri bu 90'lı yıllarda İşte bir ayağıydı özgür basına yönelik saldırı. Hiçbir fail mesela yakalanmadı. Hiçbiri yakalanmadı. Evet, bir tasfiye süreci vardı belki Hizbullah'ın. O dönemde bir isim gündeme geldi ama biz yargılama sürecinin de baştan savma yapıldığını, belki de gerçek yüzleşme olmuş olsaydı. Çünkü ben şey yapıyorum, hani yüz yüze geldik, kovaladık, ettik, belirgin izler vesaire falan. O şahıs olabilseydi belki, hani teşhis işlemi olabilseydi belki bugün hani müebbetle yargılanan kişi cezaevinde olurdu yani. Bugün 2 kilo baklava çalan işte 15-20 yılda yargılanıyor ve cezaevinden süresi bitmeyene kadar çıkmıyor yani. 6 kişiyi katlet, 2 kişiyi yarala, birçok karanlık olayda görev yap, tetikçilik yap, elini kolunu salla, dışarıda gez. Şimdi yargılama süreci Mehmet Sincar dosyası üzerinden devam ediyor. Ama 6 cinayet, Hafız Akdemir dahil 6 cinayette ilgili olarak yargılama durdurulmuş durumda. Yurt dışı yasağı var ama yapmış olduğu cezaevindeki süreci göz önüne alıp verilmiş bir tahliye kararı var. Yurt dışı yasağı da Mehmet Sincar davasıyla alakalı. Yoksa 6 cinayet ve 2 yaralama olayıyla ilgili olarak cezaevinde yatmış olduğu 11 yıllık süreç yeterli görülmüş mahkeme tarafından. 90'lı yıllarda fiziken ortadan kaldırma, işte bombalarla, kurşunlarla, satırlarla ortadan yok etme yöntemi vardı.
2000'li yıllarda işte AKP iktidarı ile birlikte bu kabuk değiştirdi. İşte çünkü o dönemde AKP'nin iktidara gelme söylemleri arasında Avrupa Birliği, işte uyum yasaları, demokratikleşme, insan hakları, işte köye geri dönüşlerle ilgili bir özür, zarar tazminlerinin karşılanması gibi bir süreçle birlikte bir basında da böyle bir nefes alma gibi bir süreç yaşandı o dilimde. Ama çözüm süreci ve sonrasında, özellikle sonrasında tekrardan, yani evet satırlar, silahlar, bombalar konuşmadı ama gazetecinin alanı daraltıldı. Özellikle özgür basın çalışanlarına yönelik işte önce soruşturmalar, daha sonra işte erişim engelleri internet sitelerine, toplatma kararları, işte açılan dava ve verilen cezalarla bir sindirme süreci başladı. Daha sonra erişim engelleri veya toplatma kararları yeterli olmayınca da özgür basın geleneğini devam ettiren meslektaşlarımız işte ciddi soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla karşı karşıya kaldı. İşte geçen yıl 16, işte yakın tarihte seçim öncesi yeniden birçok meslektaşımız gözaltına alındı, cezaevine konuldu. Yani o dönemin silahı, satırı, işte bombası günümüzün işte dört duvar arasına tutsak etme süreciyle devam ediyor. Onun anısına aile olarak ben muhabir oldum ama gazeteci devam ettiriyorum ama onun kalemi yerde kalmadı. Çünkü onun arkasında onlarca, yüzlerce özgür basın geleneği içerisinde yer alan emekçi arkadaşlarım var. Onun kalemi kaldığı yerden devam ediyor. Hepsine ben teşekkür ediyorum.